Dostlarım, tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Ben metafizik uzmanı Hakan Erkan. Dostlarım, bugün sizlerle danışanlarımızın yaşadığı cinsel sorunların aile içerisinde yaratmış olduğu sıkıntılara ve akabinde cinsel sorunlara metafizikte nasıl bir uygulama ile gidiyoruz? Bize ne tarz danışanlar geliyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Dostlar, ben elimden geldiği kadar dürüst olayım. Bu konuyu videolarıma taşımıyorum. Bu demek değildir ki bize danışanlarımızdan talep gelmiyor. Bunu bütün samimiyet ve muhabbetle söylüyorum. Özellikle de hanımefendilerden ve ikinci sırada beyefendilerden bu konuyla alakalı ciddi niksar bakımları ve uygulamalar yapıyoruz. Niksar bakımları geliyor ve biz bunların uygulamalarını yapıyoruz. Ama videolarımda bugüne kadar da bu konuyu ele almak istemedim. Bunun da sebebi, dostlar, metafizik dediğimiz zaman danışanlarımızın bizi böyle tanımamasını istememdi. En başından beri bu konulara çok fazla değinmedim. Belki YouTube'da bu konuyla alakalı bir ya da iki tane video ya vardır ya da yoktur. Bir tane olduğundan eminim ama ikinciden şüpheliyim. Şimdi dostlarım, hemen konuya dahil olalım. Yapmış olduğumuz niksar bakımlarında bir takım cinsel sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dostlar, ereksiyon problemleri, ki özellikle hanımefendilerde vajinismus dediğimiz ya da cinsel ilişkiden hiçbir şekilde keyif almama dediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Dostlar, tabii ki bu işin her zamanki gibi şeffaf bir şekilde psikolojik ve ruhsal nedenleri, akabinde bir de eşler arasında uyumsuzluk dediğimiz noktaları oluyor. Tabii ki metafizik alanında bununla alakalı yapılabilecek çok fazla çalışma var. Nedenini de size izah edeyim. Bu danışanlar bize neden ve nasıl geliyorlar? Dostlarım, bazı videolarımda da bunu özellikle vurguladım. Bu videomda da vurgulayayım çünkü yanlış anlaşılmak istemiyorum. Burada anlatacaklarım, hekimlerimizi ötekileştirmek ya da modern tıbbı ötekileştirmek adına anlatacağım ve söyleyeceğim cümleler değil. Benim böyle bir amacım yok ama kimse de kusura bakmasın. Hekimlerin de ve gerek psikiyatri alanındaki uygulamaların ve bazı psikoterapilerin de hiçbir işe yaramadığı danışanlarımıza da el attık. Çok şükür, yani 2,5 yıldır, 3 yıldır seanslara gidip gelen danışanlarımızın özel hayatlarında, seks hayatlarında çok güzel noktalara geldiğine de defalarca şahitlik ettik. Bu konuda da kendime çok güveniyorum. Çünkü uzmanlık alanımız metafizik ve metafiziğe dahil olan her şey. Dostlar, vajinismus dediğimiz rahatsızlık özellikle de genç kızlarımızın başında bir bela. Yeni evli çiftlerimiz bu konuyla alakalı çok sıklıkla bize başvuruyorlar. Akabinde hanımlarımızın ikinci belası eşleriyle alakalı cinsel durumlarda keyif almamaları. Bu konuyla alakalı hatta dostlarım acı çekmeleri dediğimiz durumlar. Bu tabii ki bazen vajinal durumlardan da kaynaklanabiliyor. Yani vajina etrafındaki sinir ve kas sisteminden de kaynaklanabiliyor. Bazen dostlarım psikolojik olarak kasılmalar dediğimiz durumlardan da kaynaklanabiliyor. Tabii ki işin ruhsal boyutu da var. Her zaman söylüyorum bunu. Metafizik dediğimiz şey sadece uygulamalar değil, ruhsal ve psikolojik durumlara yapılan uygulamaların da olduğu bir alan. Yani biz buna özellikle değiniyor ve özellikle özen gösteriyoruz. Dostlar, beylerdeki ereksiyon problemleri yine beslenme alışkanlıklarıyla alakalı olabiliyor. Yapmış olduğumuz niksar bakımlarında. İşte tek tip beslenme gibi. Ya da dostlarım, zamanında vücutlarına almış oldukları ya da hayalarına almış oldukları darbeler gibi. Ve bazen dostlarım, ereksiyon problemlerinin asıl temelinde de dürüst olmak gerekiyor. Psikolojik ve ruhsal sebepler yatıyor. Ve tabii ki sihrin sirayet alanları. Biz bunların da yoğunluğunu sıklıkla görüyoruz. Hatta işte istenmeyen bir evliliğe diğer aile bireylerinin işte fiziksel olarak değil de, yani daha doğrusu birbirlerini yemek, birbirlerini dövmek, birbirlerine zarar vermek değil de cinsel hayatlarına darbe vurmak adına yapılan büyüleri ve işlemleri ve sihir sirayet alanlarını da gözlemliyoruz. Metafiziğin bize kattığı en büyük kıymet bu dostlarım işte. Yani bizde niksar bakımı, bu veya bunun benzeri durumlarda işte bir sihir sirayet müdahalesi mi var, yani bir büyü mü yapıldı, işte ruhsal, duygusal ve psikolojik nedenlerden dolayı mı oluyor, ya da işte vajinal rahatsızlık dediğimiz sinir ve kas sistemlerinden mi kaynaklanıyor? Yani biz niksar bakımında aslında cinsel durumun kaynaklandığı sorunun temeline bakıyoruz. Dostlar, kimse kusura bakmasın, her ne kadar mahremiyeti yüksek konular da olsa bu bir hayatımızın gerçeği. Yemek yemek ne kadar doğalsa, su içmek ne kadar doğalsa, tuvalete gitmek ne kadar doğalsa bu da o kadar doğal bir şey. Cenab-ı Hak yaratırken bizi bütünüyle, her şeyimizle yaratmış. Tepeden tırnağa bir bütünüz ve bu bütünlüğün içerisinde de böyle bir kavram da var. Ama dediğim gibi metafizik böyle anılmasın. Metafizik hani daha çok bizim duruş noktamızın işte
zarar görmediği, sarsılmadığı noktalar olsun istedik ve bugüne kadar da bu konuya değinmedim. Yani ben bu konulara çiğ ya da uzak bir adam değilim ki tekrar söylüyorum. Bu konuyla alakalı gelen, örnek veriyorum, 100 danışmanlık varsa ay içerisinde dostlar 60-70 tanesi hanımefendilerden gelen danışmanlıklar. Ki bayanlar bu konuyla alakalı medeni cesareti çok daha yüksek olan taraf. Erkekler biraz daha kendi içinde absorbe etmeye çalışıyor bu durumu. Son derece yanlış, son derece yıpratıcı süreçlere neden oluyor tabii bu. Ama hanımefendiler bu konuyla alakalı daha bilinçliler ve metafiziğin burada neler yapabileceğini biliyor ve ona göre araştırmalarını yapıp ona göre hareket ediyorlar. Dostlar, işte eşler arasındaki soğukluklar, işte dediğim gibi vajinal rahatsızlıklar, ereksiyon problemleri, akabinde eşler arasındaki soğukluk durumları, sihir sirayet alanları, İşte niksar bakımı, yine söylüyorum, bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Sadece benim değil, artık sizin de büyük bir gerçeğiniz. Bütün bu durumun genel hatlarına bakacak olursak, dostlar, yapmış olduğumuz niksar bakımlarının akabinde bu veya bunun benzeri sorunlarla alakalı çeşitli işlemler ve %100 sonuç alabileceğimiz durumlar oluşuyor ve uygulamalar var bu konuyla alakalı. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum dostlarım. Bu da bizim hayatımızın en olağan ve en doğal akışından bir tanesi. Buradan hem cinslerime ve hanımefendilere de sesleniyorum. Bunlar biz metafizik uzmanları, hekimlerimiz ve diğer psikoterapi ile alakalı emek veren psikolog kardeşlerimizin de çözebileceği durumlar. Ama biz tabii işin biraz daha farklı bir tarafındayız. Saygı, sevgi, selamlarımla dostlarım. Görüşmek üzere.